Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce birçok açıklama yapmıştı. Bugün yaptığı açıklamada meclis grup toplantısının çıkışında ise MHP İsveç'in NATO üyeliğine destek verecek açıklamasında bulundu. Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Dışişleri Komisyonu'nda daha önce oylanmıştı. Orada MHP destek vermişti. Bu aslında bekleniyordu. Bu tavır genel kurulda da geçerli olacaktır dedi ve MHP'nin mecliste de İsveç'in NATO üyeliğine evet diyeceğini doğruladı, tescilledi Devlet Bahçeli. Evet NATO'nun genişlemesine bir katkıda bulunmuş olacağız. Böylelikle Türkiye olarak katkıda bulunmuş olacağız. Evet, Türkiye'de bir NATO üyesi genişlemesine neden katkıda bulunmasın diyenler de olabilir. Bu şekilde düşünenler de olabilir. Lakin NATO'nun bizim için, Türkiye için nasıl bir tavır sergilediği, neler düşündüğü, hangi kırılma noktalarında, hassas noktalarda nasıl davrandığıyla ilgili karşımızda birçok örnek var ve bunlara cevap verdiğimiz zaman hiçbirine olumlu bir cevap veremiyoruz. Bunları zamanında Sayın Bahçeli de söylemişti. Bakın şimdi bu açıklama bugün yapıldı. Biraz geriye gidelim. 2023 yılının Temmuz ayı. Temmuz ayı. Bakıyoruz o zaman neler söylenmiş diye bakıyoruz. Ve İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisi'nin onayından geçmeyecektir. Açıklaması var. Temmuz ayı değil. Bu 2023'ün ilk ayı, Ocak ayı. Yani bir sene önce. Temmuz'da var. o Birazdan aktaracağız onu. Bu şartlar altında Gazi Meclisi'nin onayından geçmeyecektir. Evet. Hangi şartlar altında? Yani teröre destek veren bir İsveç. Ki bunu... Ee, Sayın Bahçeli'de defalarca defalarca ifade etti. Bunun altını e, çizdi. Geçelim bakın bir sonraki e, görselimizde. işte bunu e, Temmuz ayında yapmıştı 2023'ün. E, İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır, kandil neyse Stockholm'de odur şeklinde bir açıklama yapmıştı. E, yine bugünküne benzer bir grup toplantısında bu açıklamayı e, yapmıştı. Ve... E, o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan daha ılımlıydı. İsveç'in e, NATO üyeliğini onaylamaya evet o da karşı çıkıyordu ama Bahçeli kadar sert değildi. Bahçeli ise çok sert açıklamalar e, yapıyordu. E, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zaman zaman bu noktada İsveç'in e, NATO üyeliğinin e, işte o bu şartlarda kabul edilmeyecektir. Az önce Bahçeli'nin söylediğine benzer şekilde Erdoğan'da açıklamaları oluyordu. Onlardan bir tanesi, bakın yine geçmişe gidiyoruz. Yine Temmuz ayı 2023'ün teröre kucak açan ülkelere destek vermeyiz. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Teröre kucak açan ülkelere destek vermeyiz dedi. Yani riayet edilmediğini, verilen sözlere riayet edilmediğini ...söylemiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında. Şimdi geçen zaman dilimi içerisinde yaklaşık 8 aya yakın bir zamandan bahsediyoruz. Peki riayet edildi mi? Ne oldu bu 8 ayda? Diye baktığımız zaman bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Herhangi bir değişiklik yok. Bunu sağlamasını yapalım gelin. Peki bunu kafamızdan mı söylüyoruz? Hayır. Bakın yine aydınlığın haberinde yer aldı. Mehmetçi'yi vuran silahlar İsveç'ten. Daha yeni bir haber. 26 Aralık 2023 tarihli. Yani henüz bir ay bile olmadı. Bir ay bile olmadı. 12 şehit verdiğimiz PKK saldırısının arkasından İsveç çıktı saldırıda kullanılan silah ve teçhizatın İsveç yapımı olduğu değerlendirilirken birkaç gün içinde İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne yapacağı merak ediliyor denmişti. Evet şimdi de işte e, mevcut hükümet tarafından İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı mesajı veriliyor ki Bahçeli böyle diyorsa AK Parti e, yani burada kesinlikle evet diyecektir. E, bunlar zaten koordinasyonsuz bir şekilde yapılmıyor ki e, AK Parti'den daha sert tepki verenin Bahçeli olduğunu göz önünde bulundurursak ve Bahçeli'nin bu noktaya geldiğini göz önünde bulundurursak Demek ki burada İsveç'in NATO'ya üyelik süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet kanadı tarafından hiçbir şekilde sekteye uğramadan evet denilecek bir durum çıkacak karşımıza. Peki İsveç'te PKK'yı destekleyenlerin toplantıları vesaire bunlar peki bitti mi yapılamıyor mu artık? Mesela şartlardan biri de buydu değil mi? Neydi? Efendim, e, sınırlarınız içerisinde, ülkenizde e, PKK'nın eylemlerine, toplantılarına vesaire falan bunlara izin vermeyin. Bunlar terör örgütü. Dolayısıyla bizim talebimiz bunları sizin de terörist olarak görmeniz ve bunların eylemlerine izin vermemeniz demiştik biz. Peki bu noktada bir geri adım var mı diye baktığımız zaman hayır, o noktada da bir geri adım yok. Bakın yeni bir e, Stockholm'de yine e, konferans yapılıyor her zamanki sloganları ile birlikte e, yapıyorlar. E, yabancı e, medya ajanslarında bu geçti. Türkiye'de geçmedi. E, ama yeni. 21 Ocak 2024. Bakın altta tarihi var. 21 Ocak 2024. Yani geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce yeniden bir e, toplantı e, yapıldı. Orada gayet, yani şunu demek istiyorum. Gayet e, normal bir şekilde e, faaliyetlerini devam ettirebiliyorlar. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Silahları veren destekleyen terörü İsveç. Toplantılarına, eylemlerine izin veren İsveç. Kur'an-ı Kerim yakma meselesiyle ilgili böyle bir karar çıkarılıp bu iş yasaklandı. Artık eylem yapan herkese kesinlikle müdahale ediliyor gibi sıkı bir denetim vesaire böyle bir şey yok. Yakın zamanda yine benzer manzaraları görebilirsiniz. Sanki biraz bu işte e, üyelik sürecinde e, köprüyü geçene kadar biraz bu meseleyi azaltalım gibi ufaktan bir müdahale olsa da bu noktada atılmış köklü bir adım olmadığını görüyoruz. Burada da bir şey yok. Buradan da bir şey çıkmayacak. Dolayısıyla hiçbir şey yapmadılar. Onlar hiçbir şey yapmadı ama biz onların e, o kadar ahkam kestiğimiz, o kadar e, efendim e, söz söylediğimiz noktaların hepsinden geri adım atıp şimdi e, buyurun girebilirsiniz diyoruz. Nerede bizim kazanımımız, nerede bizim NATO'da olmamızın en azından bari NATOdayız olmamamız lazım bence ama bari NATOdayız en azından orada içeride e, bir şeyler yapalım ve kendi kazanımlarımızı burada diğerlerine e, bir şekilde kabul ettirelim, yaptıralım, kendi gücümüzü orada kullanalım vesaire. Hani düşmanın silahını kendisine çevirmek gibi düşünebiliriz. Hani bu da yok. Bu da yok. O zaman nedir yani bu mesele neydi? O zaman şöyle mi okumamız gerekiyor? Yani günlük siyaset için veya işte e, kendi seçmen e, tabakasını konsolide etmek için kullanılan bir söylemlerden mi ibaretti bu e, daha önceki, az önce de aktardığımız söylemler? Bunlardan mı ibaretti? Yani vatan millet Sakarya deyip daha sonra köprü geçtikten sonra, seçimler bittikten sonra vesaire her şey aynı unutulduktan sonra, popülaritesini kaybettikten sonra mesele hiçbir şey olmamış gibi buyurun girin demek gibi bir noktaya geliyoruz. Bu Türkiye'nin dış politikasının aslında bu mesele maalesef bir özeti. Bu çok düzeltmemiz gereken eksik kaldığımız bir nokta. Maalesef bir kez daha bu meselede karşımıza dış politikadaki eksiklik ve ilkesizlik net bir şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Evet Filistinlere geri